Ya sadece Hatay'da değil, Türkiye'nin dört bir tarafında açlığın, kadın cinayetlerinin, ekolojik yıkımın, sadece halkın, kadınların, gençlerin özgürlükleri için, mecliste temsiliyeti için, halkın Hatay'da belki Maraş merkezli yaşanan o depremin acısını, enkazını birlikte kaldırabilmek için Yeşil ve Sol Parti'ye oy verilmeli. Çok karanlık bir süreçten geçiyoruz. 21 yıllık bu karanlığın yok olması için Yeşil ve Sol Parti'ye oy vermeliyiz. Ben tüm Hatay halkını özgürlüklerimize, geleceğimize ve kendi yıkımı hayatlarımızı yeniden inşa etmek için Yeşil ve Sol diyorum. Hatay halkına sadece şunu söylemek istiyorum. Evet, iki aydan fazla bir süredir enkazların altındayız. Bizler değiştirebiliriz. Eğer gerçekten bu enkazların kaldırılmasını istiyorsak 14 Mayıs'ta bu enkazları başımıza yıkıp bizi kaderimizle baş başa bırakanlara bir yanıt vermemiz gerekiyor. Bu yanıtı benim söylememe gerek yok. Halklarımız gayet çok iyi biliyorlar ne olduğunu ve bu yanıtı vereceklerinden inanın hiç şüphem yok. Ve Hatay halklarına söyleyeceğimiz, biz asla şehirlerimizi terk etmeyeceğiz. Kendimizi de, kentimizi de yeniden inşa edeceğiz. Hep söylüyoruz ya, bir anka kuşu gibi. Kendimizi küllerimizden yeniden var edeceğiz. Buna olan inancımızla bütün halklarımıza şunu söylüyoruz. Lütfen ve lütfen kazanabilecek yerden baktığınızda tek bir oyumuzun bile heba olmaması için Yeşil Sol Parti'ye oyumuzu vermek zorundayız. Biz birleşe birleşe kazanacağız sloganını bugün hayata geçirmek zorundayız. Hiçbirimizin başka şansı yok. Ya birleşerek faşizmi yeneceğiz ya da gerçekten bu enkazların altında ebediyen beraber kalacağız. Ama elbette ki biz umutluyuz. Bizler kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Yani Hatay çok büyük bir felaketten yeni yaşamı kurmaya doğru ilerliyor ve burada da kurucu özneleri de devrimciler elbette ki Hatay'da. Yani Yeşil Sol Parti olarak 14 Mayıs'ta çok güçlü bir şekilde girdik. Sahada tüm kuvvetlerimizle çalışmayı sürdürüyoruz. Yeşil Sol Parti'nin bizim için şöyle bir anlamı var özellikle Hatay'da. Yani halkı enkaz altına bırakan devletin karşısında bir güç olarak devrimcilerin varlığı ve Yeşil Sol Parti'nin ardında dizilişi, hem de seçim gibi çok önemli ve herkesin gündemini kapsayan ve bugün AKP-MHP faşist bloğuyla karşı karşıya geldiğimiz bir anda Hatay'daki varlığımızın da çok önemli bir anlamı var bizim bakımımızdan. Hatay halkına şu çağrıyı yapıyoruz biz de. Yani hem bizi ölüme terk eden, hem demirinden çalan bu devletse, bu iktidarsa bundan hesap soracak da biziz. Biz devrimcileriz. Ve Yeşil Sol Parti olarak hem kadınların, hem gençlerin, hem işçi emekçilerin bu partinin çatısı altında birleşerek 14 Mayıs'ta da hem güçlü bir parlamentonun, hem 100 milletvekili hedefleyerek varlığını sürdürmesi için çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettiriyoruz.